Konuğumuz estetik diş hekimi Doktor Abdülkadir Narin. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum beni misafir olarak kabul ettiğiniz Hoş için. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Ben kendimi yalnız hissettim. Allah var. Şimdi iki diş hekiminin arasında ben biraz mahsus kaldım sevgili seyirciler. Programımızın her gün sonunda diş hekimliğiyle ve ortodontiyle ilgili gelen tüm soruları değerlendirdiğimizde sizlerin ne kadar diş konularında bize sorular yönelttiğinizi gördük ve o yüzden Abdülkadir hocamızı da bugün buraya davet ettik. Çok teşekkür ederim tekrar. Evet, implant yaptırmayı soracağız. Biz evet. Sizde gelmeden önce dersimizi çalıştık. Bu konuda öne çıkan çalışmalarınızı da biliyoruz. Eyvallah. Evet, implant yaptırmak ne kadar sürüyor hocam? İmplantın cerrahisi ile, yani implant yaptırmakla ilgili kastettiğim şey cerrahisi ise oldukça kısa sürüyor. Ama implantla ilgili bütün hikayede, yani implantı yaptırıp ondan sonra üzerine dişin takılması konvansiyonel anlamda 2 ay, 3 ay, bazı durumlarda daha fazla vakit gerektiren bir durum olarak biliniyor idi. Fakat 20 seneye yakındır klinik çalışmaları yapılan ve bu prosedürlerin artık protokollere dönüştüğü, aynı günde implantın ve üzerine dişin konulmasına yönelik çalışmalar klinik olarak güvenilirliğini ispatlamış durumda ve biz de bunu kliniğimizde uyguluyoruz. Yani implantı cerrahisiyle beraber, implantı yaptıktan sonra yapılan bir hazırlıkla beraber aynı günde üzerine dişi de yerleştirmemiz birçok vakada, yani bu istekle başvuran vakaların %80-90'ında yapabildiğimiz bir uygulama. Bu bağlamda şöyle bahsedebiliriz. İmplantın üzerine dişin yerleştirilmesine yönelik olarak tek diş olsun, beraber yani 2-3 diş olsun ya da birden fazla bütün ağzı ilgilendiren durumlarda öncesinden yapılan bir hazırlıkla beraber implant cerrahisinin hemen akabinde üzerine dişini koyabiliyoruz. Bu bağlamda bir günde implant diye bir konsept var. Bu bir günde implant aslında İngilizce'den doğrudan tercüme edilen Türkçemize, yani aynı günde dişin üzerine takılmasını ama tarif etme yönelik. Bu, yani Türkçemize de uymuş bu. Gayet güzel yani, olmuş değil gayet mi? Gayet net mesajı Süper. Veriyor. Aynen. Bir günde de yapılabiliyor kısa ve öz olarak bu şekilde. Hatta birçok vakada bizim de tercih ettiğimiz şekliyle bir nedenle işte konservatif tedavilerle artık orada tutulamayan, daha önceden müteaddit defa belki kanal tedavileri görmüş, üzerine işte rezeksiyon ameliyatları görmüş, artık orada durması mümkün olmayan dişleri aynı gün oradan alıp aldıktan sonra oraya implantımızı yerleştirip beraberinde de aynı gün dişiyle beraber hastamızı normal hayatına normal hayatındaki fonksiyonlarını görebilecek şekilde klinimizden çıkartabiliyoruz. Bu şekilde bir uygulama evet. var. Bizim de çok özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi ben de ortodontist olarak hep sizlerle çalışıyorum. Evet. Hemen diyorsunuz ki şu diş azıcık bu tarafa kaydır, evet, şu aynen. kadar boşluk olsun, şu da birazcık öne al. Böyle hasta seçimleriniz oluyor mu veya endikasyonu, işte uygulama kolaylığı hangi hastada daha rahat oluyor? Şimdi tek diş vakaları için konuşacak olacak olursak, tabii ki oraya koyacağımız implant üstüne neticede kozmetik anlamda kendi dişimizden ayırt edilmeyecek şekilde bir diş koymayı hedefleyerek bu yolculuğa çıkıyoruz. Burada oradaki ahengi bozan dişlerin dizilimiyle alakalı problemlerde ortodontik olarak muhakkak destek aldığımız oluyor. Çünkü oradaki boşluğun düzenlenmesi. Sadece şimdi oraya koyacağımız dişe yönelik olarak diğer dişlerle tam uyumlu bir şekilde durmasına yönelik olarak eğer orada bir kayma varsa ortodontik anlamda buradan bir destek aldığımız oluyor. Bazen daha ziyade şunu tercih ediyoruz ortodontiyle beraber çalışma anlamında. Uzun süre dişsiz kalmış bölgelerde eğer kemikte diş çekildikten sonra ciddi bir kayıp söz konusuysa orada ortodontiden destek alarak dişi kaydırarak pembe estetiği sağlama yönünde orada muhakkak destek alıyoruz. Diş ön bölgede implant yapılırken en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi diş eti estetiğinin kendi tabii dişlerimizde olduğu gibi devam etmesini sağlamak. Burada oradaki kemiği, yani yumuşak dokuyu destekleyen kemiği istediğimiz duruma getirebilecek şekilde bir desteği eğer ortodontik olarak sağlamamız söz konusu. Ortodontikten destek alıyoruz ama artık çoğu vakada bu şekilde uzun ortodontik tedaviler yerine, çünkü oraya o tel takılacak, evet. diş bir yerden bir yere kaydırılacak, diğer dişlerde bir kayma olmayacak, işte 8 ay sonra bugün gel. Bunun yerine oraya aynı gün
kemik greftleriyle beraber onlardan destek alarak, yumuşak doku greftlerinden destek alarak oradaki kaybettiğimiz kemiği telafi etmeyi tercih ediyoruz. Ama ortodontiden de destek aldığımız sıklıkla oluyor. Hocam şimdi ben diş koltuğundan korkanlardanım. Evet. İzleyicilerimizin ben de korkuyorum biliyor musunuz ya? Kötü bir tane sizin için de. Ama şimdi az evvel dediniz ki greft kaydırmalar dişi biraz kenara çekmeli. O nasıl çekiliyor öyle? O kadar kolay da olmuyor. Yani izleyicilerimiz adına soruyorum bu soruyu. Ağrısız, acısız, korku hissetmeden implant yaptırılabilir mi hocam? İnanın yaptırmak mümkün. Özellikle bu tabii görüntüleme teknikleri aslında uzun süredir hayatımızda. Fakat bunların sonuçlarının daha rafine hale gelmesiyle beraber biz artık dikişsiz bir şekilde implantı yerleştirmemiz bile mümkün. Yani siz geldiğinizde herhangi bir dolgu işlemini yaptırır gibi orada aynı gün implantınızın yapılması, beraberinde dikiş atılmadan üzerine dişin konulması çok mümkün. Ne yapıyoruz bunu? Burada dijital olarak bir tomografi alınıyor ağzınızdan. Üç boyutlu olarak bir ağzınızdaki mevcut durumun dijital verisi elde edilmiş oluyor. O dijital veriye göre o konulacak olan implant yerleştiriliyor ve oradaki durumu rehberlerle ağza aktarabiliyoruz. Neticede daha basit bir şekilde söylemek gerekecek olacak olursa biz orayı neden açıyoruz? Oradaki kemiği görebilmek için, oradaki dokuyu, sert dokuyu görebilmek için. Bu sert dokuyu görebilmeyi dijital teknolojiler sayesinde bilgisayarda yapabiliyoruz. Bu da bizim orayı açmamıza artık gerek bırakmıyor ve orayı açmadan da o implantı oraya koymamız mümkün oluyor. Bu vakalarda genellikle 6-7 dakika gibi sürüyor. Yani oraya implantın yerleştirilmesi 6-7 dakika gibi kısa bir sürede dikişsiz bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Onun dışında sedasyonla yapılabilecek diş tedavileri var. Aynen nasıl mideyle ilgili efendime söyleyeyim veya diğer alanlarda yapılan bir yatıştırıcıyla beraber hastanın anksiyetesinin azaltılması mümkün. Ve bunların hepsinde üstünde yıllardır kullanıla gelen anestezi teknikleri gerçekten orada tam bir uyuşma sağlayabilmesi. Artık bunu tekrar tekrar söylemenin bilmiyorum şeyi var mı? Ama oraya yapılan o anesteziyle beraber bu bölge tam bir uyuşukluk haline geldiği için herhangi bir şey hissedilmiyor. Efendim o iğne oraya değmeden olmuyor mu? O da oluyor. Yani iğnesiz bir şekilde yapılan anestezi teknikleri var. Bunlar oradaki anestezik solüsyonun doku altına püskürtülmesi sonucunda zerk edilmesinden ibaret. Bu şekilde de yöntemler mevcut. Fakat diş hekimi korkusuyla ilgili meseleyi aşmanın en kolay yolu kendinizi güvende hissettiğiniz bir hekimle beraber bu yolculuğa çıkmak olacaktır diye düşünüyorum. Ama teknikler de oldukça gelişmiş durumda tabii ki. Hocam hastalarınızdan gelen geri dönüşler nasıl oluyor? Yani implant yapıldıktan sonra doğal diş gibi bir his veriyor mu? Benim de ağzımda bir implant var. Hastalarından geri dönüş zaten yıllardır dinlediğimiz bir şeydi. Hakikaten bu hakikaten de ne kadar vurgulu oldu değil mi? Ama gerçekten de o kendi dişinizdeki ne hissediyorsanız ya da ne hissetmiyorsanız, ağzınızdaki dişi ne kadar hissediyorsanız veya size ne gibi bir his veriyorsa aynı şey implantla ilgili söz konusu. Yani çiğnerken de efendime söyleyeyim diş etiyle ilişkisi anlamında da tam çok başarılı. Zaten implantlar çok da yeni şeyler değil. Bugünkü anlamıyla 40 seneden fazladır kullanıla gelen protezler çok başarılı bir şekilde artık kendini ispatlamış durumda diyebiliriz yani. Hocam implantın ömrü ne kadardır? Klasik soruyu sorayım. Evet, bunlar da soruluyor. İmplantın ömrü aslında tabii ki oraya konulurken ömür boyu orada kalması hedeflenerek ve birçok vakada da bu başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek yapılıyor. Fakat tabii ki kendi tabii dişinizle ilgili yaşayabileceğiniz problemlerin hepsi aynı şekilde implant içinde söz konusu. Burada gerçekçi bir şey söylemek gerekecek olacak olursak, implantın üzerine yerleştirilecek olan protezin bir dönem sonra değiştirilmesini muhakkak öneriyoruz. Bu süre bazı hastalarda 15 seneleri buluyorken başka bazı vakalarda 10. seneleri, başka vakalarda da 20. seneleri bulabiliyor. Dolayısıyla ortalama olarak 15 sene gibi bir süre beklemek gerçekçi olur. Tabii ki burada hastalık yok, hasta var. Hastanın kendi özel durumunu muhakkak değerlendirerek konuşmak gerekiyor. Ama genel kabul olarak böyle bir şey söylememiz mümkün. İyi de bir bakım gerekiyor muhtemelen. Muhakkak. Tabii ki yani ağız bakımı
malum yani çok önemli bir şey. Bu aynı şekilde implantınız da varsa, yani implant yaptırdım bitti artık dişlerimi fırçalamam lazım değil diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bakmanız lazım. Bakarsanız bağ olur, bakmazsanız daha olur yani. Daha olur. Hocam böyle. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. İmplantın korkulu bir rüya olmadığını, implant yapıldıktan sonra da hayatın eskisinden farksız, hatta daha güzel olabileceğini sayenizde öğrendik olduk. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Beni konuk olarak aldığınız için bu güzel atmosferde. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Evet sevgili seyirciler, programı tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz medikal estetik hekimi Dr. Yunus Emre Karatutlu efendim. Çok yaşa devam ediyor.